Herkese yeniden merhabalar. Bu bölümde yapılar. Nasıl, başka bir adı var mı bilmiyorum. Taşınabilir yazmış çünkü buraya. Taşınabilirler çok ya saçma sapan bir çeviri. Kim çevirdi, nasıl çevirdi bilmiyorum da. Yapılar. P'ye bastığımızda yapabileceğimiz binalar demek istemiyorum. Yapılar en mantıklı cevap. Bunlara bir bakalım ne var ne yok. Şimdi en üstten başlayalım. Hayvan ahırları. Köpek kulübesi. Oyunda köpek ben görmedim. Varsa da bilmiyorum. Hiç koymadım çünkü yani bunun bir yani şeye bakıyorsunuz hep. Daha fazla nasıl ne yaparak para kazanabilirim diye baktığınız için köpek kulübesine pek bakmıyorsunuz. Ama nasıl yerleştirildiğini bunu görelim. Mesela köpek kulübesi koyacağım. Çift tıklıyorum. Burada hemen neredeysem ya bulunduğum yerden şey çıkıyor. Ne görüşü denir buna? Harita görüşüne geçiyorum diyeyim. Burada kendi alanımda yine masum Topuria yaklaştık uzaklaştık. Solda zaten menü var. Aslında tek tek her şeyi söylememe gerek yok. Önemli nokta koyacağınız yere göre sol üstten bak satın al fiyatı var. 2500 bunun fiyatı. Ama koyacağım noktada yapacağı değişikliklere göre bak fiyatı artıp azalıyor. O çok önemli, aklınızda bulunsun. Bu çok ucuz bir şey olduğu için hani fiyat da ufak tefek artıyor. Mesela bak buralar düz. Burada yerin şeklini değiştirmeyecek. O yüzden fiyat artmıyor. Ama buraya geldiğim zaman burada bir eğim var. Burada yer yapısını değiştirecek. Düz yapacak kendisine göre. O yüzden de daha fazla para alıyor. Onu göstereyim. Köpek kulübesine para harcamayacağım yine. Çünkü bir getirisi yok bana. Nelerimiz varmış? Tavuk kümesi küçük. Tavuk kümesi büyük. Ama burada öyle bir şey yazmamışlar. Keşke birisi bunu çevirdiğinde daha düzgün çevirse böyle şeyleri. Bu niye daha pahalı diye bir şeye takılırsınız. Bunda küçük tavuk kümesinde 100 tane tavuk alabiliyorsunuz. İçinde besleyebiliyorsunuz. İhtiyacı olan şeyler ise buğday ve yulaf. Buna buğday ve yulaf getireceksiniz. Tavuklara, pardon, buğday veya yulaf veya buğday ben genelde ekiyorum tavuk kümesi kurduğum zaman. Onları yetiyor zaten. Burada yakından görme gibi bir şey yok mu? Yokmuş. Peki. Bunları da detaylarına gireyim mi? Gireyim hadi. Tavuk kümesine, yok hepsine giremem. Neyse olduğu kadarına gireyim. Tavuk kümesine buğday götürüyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam su götürmüyorsunuz. Burada yemleme alanına buğday yüklüyorsunuz ve zaman geçtikçe, süre geçtikçe bu buğdaylar dışarı doğru dökülüyor. Hani kirlilik diye bahsediyor. Ona da nereden bakıyorsunuz? Escape'e basıp burada hayvan işareti var, inek işareti. Buna bastığınızda burada tüm detaylar gösteriyor size. Ne lazım, ne yapmanız lazım, her şey yazıyor burada. P'ye geldik yine. 100 taneye kadar alabiliyorsunuz. Sadece bu da yeterli. Bu çok basit. Tavukları beslemek, bakımı. Bunda 400 tane daha büyük olduğu için 400 tane tavuğa kadar alabiliyorsunuz. Yine aynı şey. Günlük 40 dolar bir masrafı var. Yani her yapının günlük belli bir maliyeti oluyor size ama yani 40 dolar günlük hiçbir şey. İnek merası küçük ve büyük. Buna en son oyunumda oyunun artık yani böyle tam bırakacağım dediğim yerlerde bunu başladım. İnek merası çünkü inek acayip zor. Ya bunların hepsini istiyor. Bunların hepsini götürmeniz lazım. Bir de şu mix var. Bu üçünü karıştırıp bir karışım elde ediyorsunuz. Onu götürüyorsunuz falan filan ve inekler bayağı tüketiyorlar. Karşılığında süt veriyorlar falan. Ama inekler çok zor. Bunda 50 tane, bunda 200 tane. Ya bu hayvanlarla ilgili size tavsiyem yapacaksanız biraz daha para biriktirip hep büyüklerinden yapın ki daha sonra tekrar yık, tekrar inşa et maliyetleri çıkmasın size. İneğe zaten su, saman, silaç, fermente olmuş. Ya bunu bakmam lazım. Bir daha video çekmeden önce şuna bakayım da.
çimen, saman, su, mix karışım. Başka? Bir de yulaf mıydı? Yulaf değildi. Yani bayağı bir zor inek bakımı. Kurarsam zaten detaylıca gireriz ona. At padavu. Atların da pek bakım şeyi yok. Sadece su ve olyaf da bu. Olyafın Türkçesini bilmiyorum. Zaten bunlar hep tarım. Bunların hepsi hep şeylerinizden, tarlalarınızdan elde ettiğiniz şeyler zaten. Bu ekstrem bir şey yok. Ha, tarla, silo ve su. Su da göstereceğim biraz sonra. Domuzu hiç yapmadım, bilmiyorum. Domuz ahırımız varmış. Bunu da denemek lazım. Tavuğun neyini alıyoruz ki? Herhalde büyütüp satıyor muyuz tavuğu? Tavuğun ya da sadece dışkı mı veriyor bize? Bu arada hayvanların dışkıları, domuzu bilmiyorum da ineğin mesela, ay at bu. İneğin dışkıları şeylerde tekrar şey olarak gübre olarak kullanılıyor tarlalarda. Yani bir nevi gübrelemeyi bedavaya getiriyorsunuz hayvan barınağı yaptığınız zaman. Koyun merasından da bunu da yapmıştım. Yün elde ediyorsunuz ama paletlere doluyor ve o palet taşıma işi bana zor geliyor. Tavuklarda yumurtalar kutu kutu şeklinde düşüyor. Onları elinize alıp bir tane kasaya atıp götürüp satabiliyorsunuz. O yine kolay. Ama koyunlardaki bu yünü paletlerle çıkıyor. Paletlere dolduruyor otomatik olarak. Onu taşımak bana zor geldiği için şey yapmadım. Modla elle tutulabilir hale getiriyorsunuz ama çok da açıkçası ben modlarda içi dışı olmayı sevmiyorum. Hemen gelelim bir yana. Yani şöyle söyleyeyim. Tavuk, inek, at, domuz, koyun hayvancılığı yapabiliyorsunuz. Hemen sağında çeşitli var. Araç çıkama makinesi. Aa, boğazım. Videoyu kesip biçmek istemediğim için tek seferde yapmak istiyorum. Araç yıkama makinesinde tarlada çalışan araçların kirleniyor. Onları yıkamak için zevk olsun diye koyuyorum ben. Araç atölyesi araçların tamiratlarında şöyle bir şey yapacağım. Bir dakika sizden. Araç atölyesi, hani araç modifikasyonlarını gösterdim ya. Onların yapımında ve araç tamiratları için mağaza, haritadaki mağazaya değil de, çünkü normalde modifikasyonlar ve araç tamiri için gitmenize gerek yok. Modifikasyonlar için gitmenize gerek var. Buradan mağazaya gitmeniz gerekiyor. Mağazanın arka taraflarında belli bir alana götürüp orada yapıyorsunuz. Ama bunu koyarsanız kendi arazinizde herhangi bir yere, hiçbir yere gitmeden her şeyini, araçların tüm ihtiyaçlarını halledebiliyorsunuz. Bu, eğer ki ormancılıkla uğraşacaksanız sabit bir şekilde bir parçalayıcı makine. Bunun için attığınız parçaları otomatik olarak talaşa çeviriyor, parçalıyor ve anında satıyor. Bunun özelliği o. Yani normalde talaş için ekstra buradan alet alabilirsiniz. Taşınabilir. Hemen onu da göstereyim. Burada ormancılık ekipmanından şu BA725D. Bu da aynı işlemi yapıyor. Ama bu taşınabilir. Ve o satmıyor. O direkt parçalıyor ve bir konteynere aktarıyor. Sizin getireceğiniz konteynere. Bu direkt satıyor. Su deposu, az önce söylediğim gibi hayvanların suya ihtiyacı olduğunda bunu herhangi arazinizde bir yere koyuyorsunuz, sınırsız su kaynağı. Ondan sonra neredeydi o? Şu hayvanlar burada olması lazım. Evet. Bunun gibi sıvı tanklarıyla oradan su alıp taşıyabiliyorsunuz. Burada daha büyükleri var. Burası bu kadar. Silolar. Buradaki gösterdiği topladıklarınız, bunların genel adı nedir ya? Tahıllar. Her neyse. Topladığınız zımbırtıları
şurada gösterdiklerini bu silolarda saklayabiliyorsunuz. Bu küçüğü, bu büyüğü. Yine tavsiyem, yapacaksanız bugünden yapın. Bu arada araçla gelip bunun üstüne duruyorsunuz, buraya döküyorsunuz. Hemen arkasında bir tane borusu var. Tekrar alacağınız zaman da onun altına çekiyorsunuz arka tarafında. Oradan seçip dolduruyorsunuz. Küçüğün hiç bulaşmayın bence. Yapacaksınız büyüğünden yapın. 200 bin litre. Bu 100 bin litre. 200 bin litre yapın. Daha sonra yetmediği durumlarda da bunun yaptığınız tahıl silosunun yakınlarında hemen bitişiğine yapmak zorundasınız. Ekstra silo alanları 100 bin 100 bin istediğiniz kadar koyabiliyorsunuz. O yüzden de bunu yerleştirirken iyi bir planlama yapın. Etrafı boş olsun. Önü ve arkasına zaten bir şey koyamazsınız. Çünkü önü ve arkasını kullanıyorsunuz. Doldururken ve boşaltırken. O yüzden yanlarına koyabilirsiniz. Ve yakın koymak zorundasınız bu ekstraları. Samanlıkta ise sadece bu ikisi. Saman, kuru ot ve saman. Kuru ot ve samanı sadece buna doldurabiliyorsunuz. Kuru ot ve samanı buna dolduramıyorsunuz. O yüzden buna da ihtiyacınız var eğer kullanacaksanız. Eğer kullanacaksanız elimde mesela bu şu anda yulaf topluyor. Kuru ot veya saman neyse artık bu Türkçesini bilmiyorum burada kalanı. Bu silolara yüklenmiyor. Bunun için samana ihtiyacınız var. Bunkerlar, bunker siloları küçükten büyüğe. Dediğim gibi çin toplayıp bunun içine boşaltıyorsunuz. Yani önceki videolarda dediğim gibi. Çin toplayıp bunun içine boşaltıyorsunuz. Aracınızı da eziyorsunuz. Zaten solda üstte yüzdesi gösteriyor. Ondan sonra da %100 olduktan sonra da üzerine beyaz örtü örtüyorsunuz. Ve fermente ediyorsunuz. Bu kelimeyi de büyük ihtimalle çok yanlış kullanıyorum ama her neyse sonuçta sonunda sludge diye bir şey elde ediyorsunuz. O da tüm bu ıvır zıvırın yanında yani saman, kuru ot, çimen direkt de satabiliyorsunuz bunları. Bunlara göre çok daha değerli. Ve birçok yerde de kullanıyorsunuz. Hayvancılıkta mesela ineklerin ihtiyacı var. Mesela küçük bir örnek olarak. Silolar bitti. Dekorasyona girmiyorum. Bunlar çünkü adı üstüne dekorasyon hiç kullanmadım. Bu barakalar. Bu da bunu niye ayrı yapmışlar bilmiyorum. Bunlar bunu barakalar da dekorasyon. Bunların da hiçbir özelliği yok. Bir an bir şüpheye düştüm. Lan bu ne? Bu neydi? Bu niye ayrı? Bu dekorasyon değil miydi? Bir şey bir işe mi yarıyordu diye de yok. Bunlar da dekorasyon. Çiftlik evlerine gelin. Mod kullanmayı çok seviyorum dedim. Ama bunun için kullanmak zorundaydım. Çiftlik evi saat 19 tabi saat 7'de yatıp uyuyabiliyorsunuz. Ve hız çok hızlı şey. Yani saatte İşte 5000 çarpı 5000 hızla ilerliyor uyurken geceleri. Geceleri çok çalışmayı sevmiyorum çünkü aydınlatma, ışıklar vesaire o kadar iyi değil. Etrafta bir aydınlatma yok ve sadece aracın aydınlatmasıyla gidiyorsunuz. Ya yani çok ısınamadım ona. O yüzden hep geceleri uyuyorum. Gündüzleri çalışıyorum. Ama çiftlik evi yani sadece gece uyumak için kullanıyorsunuz. Başka hiçbir işe yaramıyor ve 180 bin istiyor benden. 180 bin dolar. Hadi ulan oradan dedim. Mod yükledim bir tane. Bunda da yatıp paşa paşa uyuyabiliyorsunuz. Sadece 10.000 TL veriyorsunuz. Kocaman bir eve ihtiyacım yok. Sadece bu işimi görüyor. Hangi mod olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden de bir şey diyemiyorum şimdi. Yani şeyler, yapılar bunlardan ibaret. Buradan ben hayvana şey yaptığım zaman ben tekrar ineği deneyeceğim. İnekle yeterince oynayamadım. Evet zor ama şimdi değil tabii ki. Çünkü bayağı bir şey istiyor yani bunların hepsini karşılamak. Biraz zor. Araç atölyesine kesinlikle koyuyorum. Araç yıkamayı kesinlikle koyuyorum. Yine dediğim gibi hayvan barınağı kurduğum zaman su deposunu kesinlikle koyuyorum. Silolar zaten şu ikisi banko. Şu üç pardon. Bunlar mecburi. Sadece tek bir şeye odaklanamazsınız çünkü
Burada fiyatlar sürekli değişiyor her gün. Yani hepsinden bir şeyler olsun ki elinizde hani güzel teklifler, güzel fiyatlar olduğunda sat, para yapın. Ondan sonra başka başka. Şimdi silolar için, bunlar için şöyle bir durum var. Bunu da yapabilirsiniz. O fermente etmek için çimi. Veya menü, gel şuradan haritaya. Burada diğer haritada daha farklı ya. Diğer haritada, haritanın ortasında biyogaz tesisi var. X'e basalım. Satın alabilecek topraklar. Biyogaz tesisi. Bunu aldığınızda bunun kendi şeyi var. Ne denir ona? Bunker'ı var. Çim atıp da ezip de fermente etmek için. Buraya getiriyorsunuz çimi. Burada direkt kocaman kocaman bunker olduğu için burada halledip ve direkt biyogaz tesisine satabiliyorsunuz. Hatta şöyle gösterebilirsem, yanlış hatırlamıyorsam bütün haritayı böyle gezebiliyorduk. Şöyle geldim biyogaz tesisine. Evet. Kocaman burada iki tane bunker var. Buraya yığıp yığıp çimenleri işte dediğim gibi işlemde yapıp fermente edip sonunda ortaya çıkan silajı, Türkçesini bilmiyorum, gelip buraya döküp buradan çok güzel para yapabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim. Hatta şimdi yapamıyorum ama bir tane tarlayı sırf çimene ayırıp, çünkü gübrelediğiniz için normalde etrafta çıkandan da bol bol daha fazla çimen elde ediyorsunuz. Getirip buraya döküyorum, yığıyorum büyük kamyonla. Burada işlemleri yapıp direkt buradan satıyorsun. Ya çok şey, hani burada yapıyorsun, buraya satıyorsun ve gece 12'de, bu arada bunu buraya yatırınca, dökünce direkt para gelmiyor. Her gece 12'de buradan gayet tatlı paramı alıyordum. Biyogaz tesisi de çok önemli. Ama satın almanız gerekiyor o işlemleri yapabilmek için, dediğim gibi. Başka bir şey var mı? Burada başka bir şey yok. Zaten önemli olan her şeyi söyledim. Hayvan istiyorsan burada. Burada kullandığım, sık kullandığım şeyleri söyledim. Burayı söyledim. Başka da bir şey yok zaten. Çok bir seçenek de yok zaten. Burası bu kadar. Asıl olaylar buralarda. Çim biçme makinesi için bunu almak zorunda değilsiniz. Buradaki araçların traktöre takılabilir versiyonları burada var. Bunu sakın unutmayın. Çim biçme makinesi 380 bin dolar mesela bu. Tek olayı çim biçmek. Tabii ki geniş bir alanda çim biçiyor. Ama aynı şeyi buradan bununla da yapabiliyorsun. Hatta ben uzun bir süre bunu traktörün önü veya arkasına takıp onun da ucuna bunu takıyorum. Geniş bir alanı biçerek gidiyorsun. Ondan sonra başka bir traktörle ya da aynı traktörün arkasına bu muydu? Bunu, evet. Bunu takıyorsunuz. Bu geniş bir alandan toplayıp ortada bir çizgi haline getiriyor etraftaki çimleri. Çünkü çimleri dağıtarak biçiyorsun normalde. Bu da onları ortaya topluyor. Ondan sonra da ya yükleme vagonuyla toplarsın ya da nerede balyalama? Şuralarda bir yerde nerede o? Burada değil miydi? Ha, burada balyalama teknolojisi. Ya da buradan balya haline getirip ister satarsınız, ister hayvanlar için kullanışlı olur belki sizin için. Ben direkt yükleme vagonunu yükleyip oradan nereye götüreceksem götürmeyi daha kolay buluyorum. Ya en temiz yolu bunlar çünkü. Hem yerden topluyor hem de istediğiniz yere dökebiliyorsunuz. Bu da böyleydi. Başka bir şey yapılarla ilgili başka bir şey yok. O zaman burada bitirelim. Başka videoda görüşmek üzere. Bye bye.